Arkadaşlar merhaba. Bugün kaldığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 14 gün kadar var. Dünyada 76, yerelde de Türkiye birincisiyim. Bugünkü hedefimiz dünyada ilk 20'ye girmek olsun. Oynayacağımız DS de fena değil. Şu an favori DS'lerimden bir tanesi. Geçen attığım videoda sadece bir kere denemiştik. Bugün daha fazla şans verelim. Bakalım bizi ne kadar yukarılara çıkaracak. İlk rakibi de bulmuş olduk. Kupası bizden biraz daha düşük. DS'sini bilmediğim için ağır kartlarla başlamayalım maça. Bu bizi bayağı bir geriye düşürebilir. Kraliyetle bir DS'si oynasak elektroyu arkadan atardım da ana kule açmasın diye en mantıklı seçim korumalar. İskelet ejderhaları var. Büyük ihtimalle tazı DS'si. DS'imizi döndürmeye çalışalım. Öfkeye attım. Sağ taraf içinde elektroyu atarız. Hayaleti de döndürdük. Şimdi bu durumda yapabileceğimiz en iyi şey hayaleti arkadan bırakmak. Daha fazla iksir harcamayacağım. Tazıya karşı kuleyi vermemeye çalışalım. İlk önce bir büyücü. Boşluk atarsa hemen bloklarız. Şimdi koç bilinçsini de atalım, balonu yavaşlatır hem. Öfkeyi de döndürdük. Şöyle bir de öfkelendirelim, hem kule birliği de öfkelenecek. O büyücü de öyle bir vurdu ki daha iyi savunamazdık. Koç bilinçsi kulede, büyücü de iyi iş çıkarır. Valkür'den de hasar almadık. Sağlı sollu daha fazla vurmuş olduk. İksir hazır, onun da azken baskıya devam edelim. Çok iyi koruduk hayaleti. Bir tane daha vuracak. Şimdi dönüşünde nasıl savunabiliriz? Büyücüyü çıkarmak enayilik olur. Tazıya saklayalım onu. Koç bilincisi. Hem savunup hem saldırı yapıyoruz. Bir şey dağıtması lazım. Sağ tarafa bayağı indirdik. Şimdi atağa geldiğinde boşluğu olmayacağı için rahat bir savunma yapabiliriz. Tazıya karşı büyücü. Boşluğu az önce kullandı, şu an döndürmesi imkansız. Belki evrimli büyücümüzü iskelet ejderhalarıyla falan köprüde öldürmeye çalışır. Dikkatli oynayalım. Boşluk artı korumalar. Biz ikinci büyücüyü de döndürdük. Yine hasar yemiyoruz, çok iyi. Şimdi koş birincisi atalım. Bir sonraki kart boşluk. Onu bloklayamayacak. Valkür güzel çekti balonun önünden. Soldan da büyücü vurdu. Rakip şu an bayağı batırdı. Savunmayı yapınca rakibi çok zor durumda bıraktık. Sağlı sollu saldırmaya devam edelim. Öfkeyi atakta iyi dedim ama defansta bu maç bayağı çalıştı. Ayrıca bu eşleşmede Pekka'yı da çıkarmak zorunda kalmadık. Maçtan maça değişir ama yine de rahat kazandık. İkinci rakibi de bulduk. Yine tazı balon oyuncusu denk geldi. Korumalarla yine başlangıcı yapalım tazıya karşı. Her metaya rağmen yine de tazı balon oyuncusu metadan eksilmiyor. Şimdi hayaletimiz de yok. Baskı yapamıyoruz. O yüzden ruhu attım. Ana kule açarsa yapacak bir şey yok. Neyse yine de çok sorun değil. Öfkeyi de atalım. Biraz vurduk. Hatta iyi vurduk. Neredeyse bin hasar vermişiz. Hayalet de şansımıza son kart olarak geldi. Neyse ki DS'sini biliyoruz. Bir de cehennem ejderhası yok. Öyle bir artımız var. Bu maçta daha fazla Pekka'yı çıkartabiliriz. İskelet ejderhası vursun. Hayalet de teker teker vuruyor korumaları, şaka gibi. Lan ya. Korumalar tekrardan. Eyvah eyvah. Kötü pozisyonda tazıyı yedik. Büyücüyü atalım. Mega Minyon kuleyi alacak. Boşluğu ona çıkartalım. Güzel. Şimdi savunma için koç binicimiz var. Bir de öfkemiz var. Sorun olmaz. Ulan koç binicisi vursana. Balona yavaşlat şunu. Çok geç yavaşlattı ama büyücüyü de atacağım mecbur. Hemen almasın orayı.
Güzel. Balon alamadı. Biraz daha iksir harcamak zorunda kalacak. Ama büyücümüz tek gitsin. Hayalet atsak Valkür olması lazım. Şimdi atsak hayaleti ikisini birden kesecek. Gerek yok. Sağ tarafı şimdi alabiliriz. Koşmeyi satalım. Elinde bir korumalar var karadan giden. Kuleyi güzel aldık ama her türlü vereceğiz. Vakit de emoji atıyor. Evrimli büyücü döndürmek için attım. Neyse korumaya gerek bile yok. Öfkeyi de atalım en iyisi. Durduk yere 3 taş yemeyelim. Güzel savunduk. Oo, çarpmayı da çıkardı. Dediğim gibi bu eşleşmede Pekka'ya atabiliriz. Cehennem ejderhası yok. Tazı balon oynuyor ama önemli olan cehennem ejderhasının olup olmaması. Bir sonraki kart büyücü yine. Bu sefer koruyalım. Savunmayı güzel yapıyoruz. Tazı kötü şeyler yaşadı. Evrimli Pekka'mızı atalım. Bu sefer daha da sağlam gidiyoruz evrimli Pekka'yla. Koç binicisi. Öfkeyi hazırda tutuyorum. Bir de elektrolu. Evrimli Valkür'ü de çok rahat kestik. Artık bunu savunamaz. İyi oyundu. Emoji attı ama ben toksiklik yapmayacağım. Çok çaresiz kaldı sonunda şöyle. İyi oyundu. 27 kupa. Üçüncü ve son rakibimiz yine Nikoko. Sürekli videolarda denk gelmeye de başladı ama ne zaman görsem söylerim. Köprü spamcı çok agresif oynuyor her desteği. En agresif oyuncular listesi yapsak birinciye Nikoko derim. İkinciye de Arden Tuaz. Oynayış stili açısından yani farklı bir şey görmedim. Sadece agresif oynuyorlar. O yüzden bu eşleşmede şu an ne koç binicisi çıkartırım ne Pekka'yı arkadan. Balıkçımız olsa derim ki dev prens yapsa çekeriz işte balıkçıyla. Ama o da bir şey atmıyor. Ben sana ne atsam tersten kulem gidecek. O yüzden ben niye beklemeyeyim ki yani. Bir de düşünüyorum. Koç binicisini atsak arkadan. Mini Pekka atar önüne dev koyar. Öfke basar falan. Veya elektro ruh atsak ana kule açacak boş yere. Boşluk da atamayız. Ben bekleyeceğim harbiden 2x'i. Hatta ben buraları keserim. Olmazsa artık. Cevap vermiyor. Sadece emoji atıyoruz. Hayret sonunda bir şey attı. Korumaları var. Dev destesi oynamıyor herhalde. Ben yine beklerim. O da 3 iksir attı. Ben de attım. Hayaleti de var. Pekka destesi oynuyor herhalde. Aynı desteği oynuyor olabiliriz. Şimdi Pekka bir tane vurduğunda topçu birliği de tek atacak hayalete. Çok iyi. Şu an iksir karına biz geçmiş olduk. Tersten agresif bir atağa kalkabiliriz. İlk önce bir hayalet atalım. Elinde koruması da yok. Ben onun Pekka'sını 3 iksire savunabilirim. Koçbaşıyla birlikte oynuyor. Yine sorun değil. İlk önce koç binisi, savunmaya büyücü. Oo, yanlış attı boşluğu, korumalar. Şu an biz bayağı avantajlı durumdayız. Tekrar sağdan hayalet, oraya bir şey atması lazım. Biz de evrimli Pekka'yı döndürdük. Bizim evrimli Pekka yaşayacak sonuçta. Yine agresif çok gereksiz bir koçbaşı. Büyücü yeter ona. Soldan da evrimli Pekka ilerliyor. Büyücümüzü kesemedi. Tamam buna cevap veremez artık. Bayağı bir vuracağız. Hatta kulesini alabiliriz. Öfke. Korumaları çok yanlış attı. Hayalet. Son 10 saniye zaten kulemizi de alamaz. İyi oyundu. Neredeyse kuleme de dokunamadı ama agresif oynayan taraf oydu. Bizim verdiğimiz cevaplar çok iyi oldu hem de üstüne baskı kurduk. Özellikle rakiple Pekka eşleşmesi oynuyorsanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. İksir zararına girdim bir dönüş yok. Kısır döngüye sokuyoruz. Normalde son maçımız olacaktı ama rakibi bekledik falan. Video çok kısa olmasın. Şuradaki sandığı da açalım gizemli kutu. Hayret destansı geldi. En azından biraz elit puan kasmış oluruz. Şu anda dünyada 25. sıradaymışız.
fazladan bir maça daha geçmiş olduk. Yine kupası bizden biraz daha düşük bir rakip. Bu arada bana destek olmak için video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bu sayede videonun etkileşimini artırmış oluyorsunuz. Bu rakip metadaki klasik havan destesini kullanıyor. Dikkatli oynamamız lazım. Kartları biriktirip böyle sağlam bir atağa çıkabilirsek savunması çok zor olur. İksir karına geçmeyi başarabilirsek kartları toplayacağım. Şöyle bir büyücü atalım, evrimlisi dönsün. Evrimli P.E.K.K.A ile evrimli büyücü bu eşleşmeyi taşıyabilir. Büyücüyü tankladık. İskelet kralı kesecek, bir de öfke. Okları çıkarmasa da olurdu aslında. Güzel, işimize geldi. Arkadan korumaları bölelim. Dikkatli oynamaya çalışıyorum. Evrimli havanı bizim için tehlikeli, henüz döndüremedi. Bir tane daha havan atması lazım. Biz evrimli büyücüyü döndürdük elimize. Rakip defansif oynamaya çalışıyor. P.E.K.K.A'yı atalım. Tersten gelmez herhalde. Gelirse de kule takasına girmeye falan çalışırız. Emin değilim. Güzel. Çok daha iyi oldu. Beleşten evrimli P.E.K.K.A'yı döndürüyoruz. Şöyle arkasını destekleyelim. Çok fazla çerçöp kart var. Büyücüsüz olmaz atakta. Büyücüyü korumaya çalışalım. Güzel. Tam zamanında attık korumaları. Top arabasını kesiyoruz. Atak yapalım. Çok sağlam iksir karına geçtik. İlk önce büyücü, kartları toplayalım. Şimdi çok daha iyi gideceğiz. Önüne evrimli P.E.K.K.A. P.E.K.K.A'yı hemen kesemesin. İlk önce korumalar. Güzel bir öfke. Evrimli P.E.K.K.A'nın canı halen çok. İyi oyundu, rakibi yine kıstırdık çok fena. Bir önceki atağımızda fazla iksir harcadığı için savunamadı. Dediğim gibi 1x'eyken böyle biraz daha defansif oynayın. Evrimleri döndürmeye çalışın. 2x'eyken rakip zaten böyle kısır döngüye girmiş oluyor. Mantığı biraz da kraliyet devine benziyor. Çünkü bir önceki atağımıza daha fazla iksir harcattırıyoruz. Sonrakinde savunamıyor 22 kupa. Yine birlikte çok sağlam kupa kastık. Şöyle savaş günlüğünü de göstereyim. 4'te 4 yaptık beraber. Daha fazla üst seviye maçlar için video like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Bu sayede bana destek vermiş oluyorsunuz. DC'yi de zaten geçen videoda tavsiye etmiştim. Biraz daha kullanmak istedim. Dünyada şu an 17. sıraya kadar yükselmişiz. Sıralamamız çok iyi. Bir sonraki videoda ilk 10 yapmaya çalışırız artık. Yereldeki son durumda bu şekilde biraz daha farkı açmış oldum. Dünya birincisiyle de şu an çok farkımız yokmuş herhalde. 4-5 maçlık bir oyun farkı var, evet. İleride tekrardan dünya birinciliğini de denerim eğer isterseniz. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.